henüz bir şey gelmedi. Evet, sanıyorum şu an başarıyla başladı. Herkese merhabalar. Bir soundcheck yapalım. Katılımcılardan duyuyorsanız bir mesaj olarak yazarsanız haberdar olalım. Ne zaman başlıyor sorusu gelmiş en son. Okey, ses geliyor. Ses geliyor, süper. Okey, başlayabiliriz. Tamamdır, aynen. Ses de duyuluyormuş zaten. Herkese merhaba tekrar. Bu webinar serisinin bugünkü versiyonunda da biz birazcık streaming data, canlı data örneklerinden bahsedelim dedik. Daha önceden çok soru gelen ve daha önce detaylı değerlendirmediğimiz konulardan birisiydi. Bugün ne yapacağız? Aslında iki konudan bahsedeceğiz. Önce bir streaming dataset nedir, nasıl çalışır, canlı veri akışını nasıl sağlarsınız onu göstereceğiz. Sonrasında da Direct Query'de yani Power BI'de veri kaynağına Canlı canlı bağlantılı. bağlandığınız senaryoda nasıl çalışıyor ve orada gelen bir takım yenilikler var. Onlardan bahsetmeye çalışacağız. Bu noktada bir şey yapacağım, bir hatırlatma, recap yapıp sonra devam edeceğim. Power BI'deki bizim bağlantı metotlarımız nelerdi kısmından. Şimdi şöyle birazcık basit bir ekran açmaya çalışayım. Evet. Şimdi bu gördüğünüz ekranda neyi görüyorsunuz? Aslında Power BI'de bizim veri kaynağına bağlanma metotlarımızı ya import modunda ya da Direct Query modunda veri kaynağına bağlanabiliyorsunuz Power BI Desktop'ta. Hatta şurada daha net gözüküyor. Import modunda Power BI ne yapıyor? Veriyi belli sıklıkla cache'liyor ve siz raporu yayınladığınızda diyorsunuz ki 3 saatte bir veriyi güncelle, 5 saatte bir işte siz zaman aralığını belirliyorsunuz. Power BI canlı olarak sizin veri kaynaklarınıza gitmiyor sol taraftaki sistemlere. Direct Query modundaysa kullanıcının rapor üzerinde yaptığı herhangi bir tıklama canlı olarak kaynak sisteme bir select sorgusu olarak iletiliyor ve cevap dönüyor. Bu rapor üzerindeki durum bu şekilde. Bir de dashboard diye bir kavram var bildiğiniz gibi. Dashboard kavramındaysa ben raporlar üzerinden bir şeyleri pinliyorum, tutturuyorum. Diyorum ki bu görseldeki şu rakam dashboard'da dursun. Dashboard'u açıp tam ekran yapıp incelerken eğer arka tarafta bir data değişikliği varsa import olabilir, direct query olabilir. Canlı olarak bu veriler değişmeye başlıyor. Ama maksimum 15 dakikada bir ben bu değişikliğin olmasını sağlayabiliyorum klasik dashboardlarda. Şimdi bu 15 dakika limiti her zaman bizim için yeterli bir rakam olmuyor. Bazen biz gerçekten veri oluştuğu anda görmemiz gerekiyor. Hangi senaryolar bunlar? Genelde monitoring senaryoları. Canlı olarak bir sistemin izlenmesi gerekiyor olabilir. Canlı olarak satış rakamlarının izlenmesi gerekiyor olabilir. İşte bir sensörden gelen sıcaklık verisinin incelenmesi gerekiyor olabilir. Bu tür durumlarda bu ekranda olmayan üçüncü bir senaryoyu kullanıyoruz. O da şu, bakın şurada gördüğünüz aslında Streaming Dataset senaryosu. Streaming Dataset senaryosunda biz Power BI'ya git ve SQL'den data al, git ve şu kaynaktan data al demeyeceğiz. Birazcık daha farklı bir şekilde işleyecek. Şimdi birlikte isterseniz bakalım. Halil Hocam eklemek istediğim bir şey var mı bu aşamada? Yok, ikinci kısımda Direct Query ile ilgili yeni gelen özellikler artı bu dashboard'un işte 15 dakikada bir cache'inin tazelenmesi vesaire gibi bütün her şeyi ben anlatacağım. Ekleyeceğim çok bir şey yok ama o ayrımı tekrar yapmakta fayda var. Söyledin gerçi. Yani streaming data Direct Query'den farklı bir yöntem. Evet. Streaming data'da bir datayı push ediyorsunuz Power BI servisine. Mustafa Hocam bu kısmı gösterecek. Bunun için kullanılabilecek birden fazla yöntem var. Becerebildiklerimizin hepsini bu webinarda göstereceğiz. Direct Query kısmında o tamamen başka bir şey. SQL bir sunucudan özellikle canlı veri çekmeye kalktığımızda işte bunu anlık nasıl değişmesini sağlarız, ekranda full screen nasıl gösteririz vesaire gibi kısmında da ben yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada bir karışıklık olmuş galiba. Seminerin webinerin daha doğrusu fiziksel olarak sayfadaki adreste, Meetup sayfasındaki adreste yapıldığını düşünmüş bazı arkadaşlar. O arkadaşlar bana isimlerini gönderirse kendimi affettirmek için elimden geleni yapacağım sonrasında. Bu bir Ses webinar bir an sadece kesildi ama online bilmiyorum bir tek kaydı. bende mi kesildi.
Webinar dedikten sonra ben duyamadım. Sonra tekrar geldi. Ha, Umarım şöyle bir karışıklık olmuş. Umarım geliyordur sesim. şu an geliyor. Power BI Meetup grubundaki sayfada bir adres belirtmiştik. Power BI İstanbul'u adresi olarak. Kimi arkadaşlar oraya da gelmişler. Bu bir sadece webinar kaydıdır, olacaktır diye eklemediğimizden dolayı sanıyorum bir karışıklık olmuş. O gelen arkadaşlar bana isimlerini iletirse lütfen. Sonrasında kendimi affettirmek için elinden geleni yapacağım. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle ben streaming dataset'i birlikte oluşturacağız. Birlikte göstereceğim nasıl yapıldığını adım adım ama direkt bir sonucu da göstermek istiyorum. Ulaşmak istediğimiz şey ne? Ulaşmak istediğimiz şey aslında şurada bir örneğini açayım. Akan grafikleri Power BI'de oluşturmak. Dediğim gibi Direct Query'den birazcık daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Mesela ben şu an bir dashboard açtım. Açtığım dashboard, Rolls-Royce'un uçak motorlarından gelen sensör verilerini gördüğü bir dashboard örneği. Bu dashboard'u açıp tam ekrana yansıttığımda eğer şuradaki kutunun veri kaynağı importsa o veri değiştikçe buraya yansıyor. Direct Query ise 15 dakikaya kadar indirebiliyorum ve 15 dakikada bir bu veriler güncelleniyor. Bir de en alt kısımda bakın şu yanında şimşek işareti olan Streaming moddaki veri kümeleri var. Streaming moddaki veri kümelerinde gördüğünüz gibi akan veri oluşturabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz şu görseller olabilir gibi herhangi bir görsel de olabilir. Birazdan hangi görsellerin aslında bu özelliği desteklediğini de birlikte göreceğiz. Bu şekilde akan grafikler ya da animasyonlu olmasa da saniyede bir güncellenen grafikler oluşturmanız rahatlıkla Streaming dataset ile mümkün oluyor. Sağda bakıyorum diğer örnekte benzer bir şekilde line grafiği çizdiriyor. Şimdi bu görüntüyü elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak Power BI'da bir tane şey açıyorum. Workspace'deki bir dashboard'u açacağım. Herhangi bir dashboard olabilir. Boş bir dashboard açacağım zaten. Şuradan bir tane boş bir dashboard oluşturmuştum. Bu dashboard'u açtığımda üst kısımda Add Tile dediğimde karşıma Real Time Data ile ilgili bir seçenek çıkıyor. Ya buradan başlayabilirsiniz ya da doğrudan şöyle de bir başlangıç mümkün. Workspace'i açtınız, Create tuşuna bastığınızda burada Streaming Dataset diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda size diyor ki Streaming Dataset'in veri kaynağı ne? Birinci seçenek API diye yazan seçenek. İsmi kompleks gibi gözükse de aslında en kolay seçenek. Çünkü Power BI kendi içinde bu işi hallediyor. Ve streaming dataset'i hızlı bir şekilde oluşturuyorsunuz. Azure Stream'de ise genelde kompleks senaryolarınız varsa ya da akan data üzerinde real time analitik de yapmak istiyorsanız bu seçenek daha anlamlı oluyor. PubNub'da benzer bir şekilde third party bir streaming data sağlayıcısı onun verilerini de Power BI üzerinde real time görselleştirebiliyorsunuz. Burada kullanacağımız referans doküman Real Time Streaming in Power BI isimli doküman. Bunu zaten sizinle sonrasında da paylaşırız. Ben şimdi ne yapacağım? Power BI'da şu API seçeneğini kullanarak hızlı bir şekilde nasıl ben streaming dataset oluştururum onu göstereceğim size. API'yi tıkladığımda önce bir isim vermemi istiyor. Buradaki senaryo mesela etkinlik katılımcı ile ilgili bir senaryo olsun. Etkinliğe kişiler giriş yaptıkça ben real time içeride kaç kişi var bunu saymak istiyorum ve göstermek istiyorum. Böyle bir senaryo için yapmam gereken datasette ne olacak? Etkinlik kişi diyeyim mesela dataset ismine. Etkinlik kişi datasetinde hangi sütunlarım olabilir? Mesela hangi kapıdan girdi? Kapı ID diye bir şey koydum. Dedim ki kapı ID kişinin hangi kapıdan girdiğidir. Date time isminde bir sütunum olsun. Bunun türü şu olsun ve kişi sayısı koydum. Kişi sayısı da yine rakam olsun dedim. Böylece ben canlı olarak bu formatta, şu gördüğünüz formatta data gönderebileceğim. Diyeceğim ki 3 numaralı kapıdan ya da hatta kapı ID'yi şey yapalım, kapı ismi diyelim. Text olsun bir örneğimizde. Kapı ismi, date time ve kaç kişi girdiğini bu şekilde data olarak göndereceğim. Ve bu datanın da canlı olarak ekranlara yansımasını istiyorum. Altta bir seçenek var bakın. Historic Data Analiz. Benim senaryomda anlık olarak giren kişileri toplamam gerektiği için historik tutmam önemli. Historik tutmak istiyorum. Eğer historiyi kapatırsam şöyle davranacak. Sürekli
Son gelen datayı gösterecek benim ekranlarım. Tek bir data tutacak. Datayı saklamayacak. Historik tut dersem bir FIFO ya da buffer denilen yapıyla üstten data geldikçe alttan data silme yoluyla. Tabii burada hemen iki satır geldiğinde bir veri silmekten bahsetmiyorum. Birkaç milyon satır geldiğinde artık sondan veri silmeye devam ederek sürekli streaming dataseti canlı tutacak. Bu bahsettiğim iki opsiyon, historik mi değil mi opsiyonunun şuradaki karşılığı, dokümantasyondaki karşılığı birisi push dataset, birisi streaming dataset. Eğer historik tut derseniz, historik tikini açtığınızda aslında push dataset oluşturmuş oluyorsunuz. Streaming datasette ise historik değil, anlık data akıyor. Demin gösterdiğim ekranda akan grafikleri bununla oluşturuyorsunuz aslında. Ama datanın geçmişini sonradan analiz etmeniz mümkün değil. Çünkü data akıyor ve siliniyor, bir yere kaydedilmiyor. Push dataset'te ise belli bir buffer var, veri saklanıyor. İsterseniz son bir günün average'ını al gibi daha kompleks hesaplamalar da isterseniz yapabiliyorsunuz. İkisini de kullanabilirsiniz. Streaming dataset'in görsel kümesi biraz daha kısıtlı. Burada çizgi grafiği, işte standart metrik gösteren KPI görselleri destekleniyor. Push dataset'te ise Power BI'deki bütün görseller, custom visual'lar dahil tamamı destekleniyor. Çünkü push dataset üzerinden rapor da geliştirebiliyorsunuz. Streaming dataset sadece dashboard üzerinde görselleştiriliyor. Avantajı ne? Daha animasyonlu görüntüler oluşturmak. Arka tarafta bir database oluşmuyor. Anlık olarak data akıyor. Bu noktaya kadar sorularınız olursa lütfen şeyden de yazın. Yazarsanız yazılı olarak var mı şu an? Henüz bir soru gelmemiş sanırım. Ben devam edeyim. Şimdi ben bir push dataset oluşturuyorum. Historik kısmını açtım. Ve bu formatta datanın birikmesini istiyorum. Etkinlik kişi diye de bir isim verdim. Hatta webinar kişi diyelim. Webinar kişi diye bir isim verdim. Ve bu formatta data gelecek diyorum. Şimdi create tuşuna bastığımda diyor ki ben arka tarafta API'yi oluşturdum. Şu URL'e sen datayı bu formatta gönderirsen alttaki formatta Power BI bu veriyi canlı olarak karşılayacak diyor. Yani Power BI sürekli gidip de benim veri kaynağıma bir şey sormayacak. Ben veri kaynağından doğrudan Power BI'ye data göndereceğim. Ve benim seçtiğim formatta göndereceğim. Şurada seçtiğim formatta. Şimdi ben bu URL'i kopyalayabilirim ve kopyaladıktan sonra da ister HTTP request'i göndererek istediğim formatta datayı buraya push edebilirim. Ve push ettiğim anda data real time ekranlara yansımaya başlayacak. Sonrasında ne yapacağım? Gelip dataset altından diyeceğim ki webinar dataseti nerede biraz önce oluşturduğumuz onu bulacağım. Burası da oldukça kalabalık. Webinar kişi datasetinde yeni bir rapor yap deyip bütünlerimi göreceğim ve Power BI Desktop'ta çalışır gibi. İstersen bu operasyonu Power BI Desktop'ta da yapabilirim bu arada. Aynı datasete Power BI Desktop'tan da bağlanabilirim. İstediğim sütunları sürükleyeceğim. Diyeceğim ki kişi sayısını şurada işte bir şey olarak göster, grafik olarak göster. İstediğim grafiklerle veriyi görselleştireceğim. Şimdi buraya veri akması için ne yapmam gerekiyor? Bir sistemin buraya veri göndermesi gerekiyor. Bu streaming datasete veri doldurması gerekiyor. Burada kullanacağımız kaynak sizin third party bir kodunuz olabilir. Bir sensörün üzerinden doğrudan veri gönderiyor olabilirsiniz. Bir PowerShell script olabilir. SQL'deki bir stored prosedür olabilir. Herhangi bir third party araç buraya data gönderiyor olabilir. Ben bugün birazcık daha low code, no code, hani hiç kod yazmayı bilmeyen birisi için de bu örnek nasıl çalışır kısmında Flow'u kullanacağım. Flow'dan daha önceki şeylerde bahsetmiştik webinarlarda. Bir webinarda özellikle detayına da girmiştik. Flow aslında Office 365'in bir parçası olan ve sizin iş akışları oluşturmanızı sağlayan bir araç. Bu aracın içinde third party onlarca konnektör var. Bakın 311 tane konnektör var. İşte şu olay olduğunda git şunu yap gibi kutuları birbirine bağlayarak akışlar oluşturuyorsunuz. Burada desteklenen API'lerin arasında Power BI de var. Dolayısıyla siz Power BI'yi kullanarak datasete de bir şey göndermeniz mümkün. Ben şimdi Power BI konnektörünü seçtim. Power BI konnektörü ile ilgili yapılabilecek örnekler karşıma çıkıyor. Flow'u bilmeyenler olabilir diye sıfırdan yapacağım. Hiç buradan template falan seçmeyeceğim. Diyorum ki yeni bir flow oluşturacağım. Bu flow benim seçtiğim zaman aralıklarında Power BI'ye data göndersin. Bu elle çalışan bir flow olabilir, manuel ya da otomatize edilmiş yani saatte bir git şu operasyonu yap da olabilir. Ben şimdi elle çalışan bir flow oluşturuyorum. Power BI'ya data, Power BI
Data to Power BI diyorum. Böyle bir flow oluşturdum. Bu flow'un manuel trigger edileceğini seçiyorum. İstersen buna şey de diyebilirim. Manuel trigger etmeyeceğim. Bir HTTP request gelecek de diyebilirim. Bu da şu manaya geliyor. Power flow bana bir URL oluşturuyor. O URL'e her tıklama benim için yeni bir request oluşturmuş oluyor. Bu da bir seçenek ama ben manueli seçiyorum şu anda. Ve boş bir flow oluşturuyor. Bu flow'da diyorum ki ben manuel olarak şey yaparken input olarak da bir şeyler verelim. Onları görmüş olalım. Kişi sayısını söyleyeyim. Kişi sayısı şimdilik 5 olsun. Bunu manuel soracak zaten kullanıcıya. Bir sonraki adımda burada diyeceğim ki bu kişi sayısını öğrendikten sonra kullanıcıdan bunu Power BI'ye gönder. Burada Power BI diye arama yaparsanız bir sürü operasyon çıkıyor. Bakın dataset refresh'ini de yapabilirsiniz flow kullanarak ya da raporların listesini de alabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Power BI'da data insert yapacağım. Şuradan bakın action tarafında datasete satır ekle şeklinde bir seçenek. Mustafa hocam sesin gitti galiba Baran, ama. Niye seçemedim acaba? Nasıl? Sesin gitti galiba ama şu an tamamdır tekrar. Telefon çaldı kusura bakmayın o yüzden bazen oluyor. Şimdi bunu seçtim. Diyor ki hangi workspace'deki hangi datasetle ilgili. Ben buradan ilgili workspace'i seçiyorum. Flow'u kullandığımda o bana verdiği URL'i bile tekrar kullanmama gerek kalmıyor. Ama third party bir uygulamadan gönderecek olsaydım o URL'i kullanacaktım. Geldim. Şimdi benim datasetimi buluyum. Neydi? Webinar kişi datasetiydi. Buradaki real time data tablosuna bir şeyler yazmak istiyorum dedim. Diyor ki kişi ismine ne vermek istiyorsun? Kapı ismine. Burada belki bu adım da bir önceki adımdan bana geliyor olabilirdi ya da uygulamam bunu generate ediyor olabilirdi. Ben şurada kapı adını da koyayım. Kapı adı da genel giriş dedim mesela. Genel girişten kişi sayısını söyleyeceğim ve o anda giriş olacak. Diyorum ki kapı ismine flow'un özelliklerini kullanarak bu sefer bir önceki adımdan al diyeceğim. Yani nereden? Kapı adından al. Kişi sayısını yine yukarıdaki şeyden al. Kişi sayısını şuraya alacağın şey ise date time. Burada timestamp zaten yukarıda tıklanan an. O anı al dedim. Böylece artık yukarıdan bu flow her çalıştığında benim data setime data da olacak ve istediğim formatta da olacak. Dediğim gibi bu işlemi flow'la yapmak zorunda değildim. Bana generate ettiği şu data setle ilgili, hatta şöyle geri döneyim tekrar hatırlatayım o kısmı. Belki sonradan katılanlar da olmuş olabilir. Neden flow'la uğraşıyoruz diye düşünenler olabilir. Aslında yapmaya çalıştığım şey nerede? Yani webinar kişi dataseti oluşturmuştuk hatırlarsanız. Bu datasetin bana verdiği URL'e data göndermek için ben flow'u kullanıyorum. Ama siz herhangi bir tool'la bu push URL'e HTTP request gönderebilirsiniz. Burada request'in formatı, header'ında ne olması gerektiği zaten örneklerde de var. PowerShell'le de gönderebilirsiniz ya da farklı bir metotla gönderebilirsiniz. Ben şimdi flow'u kullanarak diyorum ki bu datasete şu formatta datayı gönder ve kaydet tuşuna bastım. Şimdi bu dataseti kullanarak demin bir rapor açmıştım. Tekrar bir rapor oluşturuyorum. Diyorum ki burada bir raporum olsun ve bu raporda kişi sayısını göstersin. Kişi sayısı şu anda 0 gözüküyor. Hatta x eksenlere date time'ı koyayım. Zamana göre kişi sayısını görmeyi bekliyorum bu ekranda. Şu an herhangi bir rakam yok. Şimdi flow'a geldim. Dedim ki bu flow'u bir test edelim, bir çalışsın. Manuel olarak çalıştır dediğim için şimdi bana şeyi soracak. Bir ilk çalışmayı başarırsa benim seçtiğim datalarla evet kişi sayısını sordu. Ben dedim ki 3 olarak bir çalıştır bakalım flow'u. Kapadı da genel giriş dedim. Run dedim. Ve flow çalıştı. Şimdi flow başarılı bir şekilde çalıştığında ben artık burada görmem lazım. Şimdilik bir manuel refresh'e basacağım. Ve refresh'e tıkladığımda bakın data geldi. Şu saniyede 3 kişi giriş yaptı diye.
Biraz bekleyip bir data daha göndereceğim şimdi. Diyorum ki tekrar çalıştıracağım bu flow'u. Şu an data üretme kısmını aslında simüle etmeye çalışıyorum. Bu sefer dedim ki 8 kişi daha geldi. Bina giriş dedim mesela. Farklı bir kategoride bir data gönderdim ve tekrar data ürettim. Yapmaya çalıştığım şey burada data üretme kısmını simüle etmek. Şu an nasıl çalışıyor bu? Ben refresh'e bastıkça çalışıyor. Refresh'e her bastığımda güncel veriyi görüyorum gördüğünüz gibi. Hatta kapı ismini de belki legend'a koyarsam burada renklerinin de değiştiğini göreceğim. Şu binadan girmiş. Şimdi bir tane daha hatta göndereyim hızlıca. Şuradan. Tekrar test edeyim. Bir kere daha data gönderdim. Şu an ben data gönderdikçe o API üzerinden bana verdiği görev üzerinden ekrana yansıyor. Ama manuel refresh yapıyorum. Ben manuel refresh yapmak istemiyorum. Şu an içerideki kişi sayısını da şuraya koyayım. Ve bunu bir rakam olarak göstereyim. Şu an 14 kişi var. Belki bunu formatlamak istiyorum. Diyorum ki data label'ın virgülden sonraki haneleri gösterme. Bu tam sayı olsun. İşte fontunun rengi değişsin vesaire. İstediğim gibi buraları düzenliyorum. Anlık kişi sayısı dedim. Şimdi bu görüntüyü ben canlı olarak görmek istediğim için alıp bunları bir dashboard'a pinliyorum. Geldim, dedim ki bunu bir pinle. Önce bir raporu kaydet diyor. Webinar anlık dedim. İsim verdim, raporu kaydettim. Sonrasında da bunu benim biraz önce oluşturduğum şeye dashboard'a tutturuyorum. Bunu şu arkadaşı da tutturdum. Dashboard'a gittiğimde birer kutu olarak bunları eklediğini görüyorsunuz. Şimdi dashboard üzerinde hani şey demiştim ya direct query ya da import datasetler 15 dakikada bir güncelleniyor demiştim. Şimdi bu sefer streaming bir datasetim var. Şu rakamı besleyen şey streaming. Dolayısıyla bunun canlı değişmesini bekliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sol tarafa şeyi açtım, bu uygulamayı. Sağ tarafta da flow'u görelim. İkisini bir aynı anda görüp datanın gerçekten real time değişip değişmediğini görmeye çalışalım. Hatta şunu biraz aşağı koyayım. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi ben solda datayı, dashboard'umu görüyorum. Dashboard'da refresh tuşuna vesaire basmayacağım. Ne yapacağım? Buradan şu an sağ taraftaki diğer uygulamadan yeni bir data gönderiyorum. Tekrar. Şöyle baktım. Test ettim. Manuel olarak bir data göndereceğim. Alt yaptı diye bir veri göndereyim ve ne kadar gecikmeyle ekrana yansıdığını birlikte görelim. Altı kişi. Genel girişten giriş yaptı. Run flow tuşuna bastım ve sol tarafta şu an bekliyoruz. Bakın neredeyse bir saniye gibi bir gecikmeyle data ekrana yansıdı. Hızı görmeniz açısından böyle yan yana göstermek istedim. Ve benim ekranı refresh yapmama gerek yok aslında. Tekrar isterseniz data gönderelim. Bu sefer dedim ki yeni bina, 5 kişi daha giriş yaptı dedim. Flow'u çalıştırdım. Şuraya rakam alalım. Flow'u çalıştırdım ve bakın anında yansıdı. Alttaki grafikte animasyonlu olarak yine ilerledi. Aslında streaming dataset'in temel çalışma prensibi bu şekilde işliyor. Siz burada kaynak uygulamanız manuel bir araç olabilir, bir uygulama olabilir, bir sensör olabilir. Siz datayı generate edip gönderdikçe bütün ekranlara yansıyor. Burada gelebilecek sorulardan birisi şu, formül yazma konusu. Mesela ben burada son bir saati göstermek istiyorum ya da işte iki şeyi birbiriyle çarpıp bölmek istiyorum. Kişi başına, metrekare başına düşen kişi sayısını hesaplamak istiyorum. Bu tür durumlarda Power BI'de ben şu raporu, bunun kaynak raporunu oluştururken ne yaptım? Browser'da rapor geliştirdim. Şu gördüğünüz ekranda.
Bildiğiniz gibi buradaki editlemelerde işte count, max gibi şeyler var. Kaç data geldiğini belki görebilirim ama ben bu dataların toplamının farklı kapı sayısına oranını görmek istediğimde bunu browser'da yapamıyorum. Yani bir DAX formülü yazmam gerektiğinde burada bunu yapamıyorum. Bu tür durumlarda Power BI Desktop'ı açıp Power BI Desktop'ta getData deyip doğrudan Power BI datasetine bağlanabilirsiniz. Şu veri kaynağını silersem onu da göstereyim. Sildim. GetData dedim. Power BI datasetine bağlan dedim. Şimdi burada bana bütün erişimim olan datasetleri listeleyecek ve o listenin içinde ben şeyi de göreceğim. Neydi adı? Webinar'la ilgili bir şeydi. Webinar kişi datasetine bağlan dedim. Ve şu an Power BI Desktop'a bana bu dataseti getirdiğinde normalde web'de yapamadığım bir şeyi yapabilir hale geleceğim. O da şu DAX formüllerini yazabileceğim. Bu özellikle dokümantasyonda yazmadığı için çoğu kişi hani bir limitasyon gibi görüyor. Streaming dataset'te bunlar yapılamıyor gibi. Ciddi bir opsiyon sunuyor aslında desktop'a geçmeniz. Ben Aslında bu da çok desktop'ta buyur Halil Hocam. önemli şeylerden bir tanesi, dokümantasyonda yazmıyor olması hakikaten büyük eksiklik. Çok da işe yarar bir özellik yani. Bir nevi hack diyeceğim ama benzer şekilde başka eklerde var. Keşke bunları Aynen. belirtse, çünkü çoğu kişinin sorduğu şeylerden bir tanesi bu. Stream ediyorsun ama hiçbir şey ekleyemiyorsun başka, ya da çok limitli kalıyorsun falan. Bu şekilde desktop'tan bağlanarak çoğu şeyi çözebiliyorsunuz ve bütün standart ve custom widget'ların tamamını da kullanmanız mümkün. Herhangi bir görseli siz bu datayla çalıştırabilirsiniz. Otomatik refresh'i nasıl ayarladığımızı tekrar gösterir misiniz rica etsem diye bir soru var Mustafa Hocam. Bir de flow dışında bir veri giriş kaynağı görebilir miyiz? Var. Vaktimiz Burada yeter mi buna bilmiyorum. şöyle otomatik refresh burada hiç ayarlamıyorum. Tamamen kendiliğinden zaten streaming datasetse şuradaki tekrar şeyi açayım. Dashboard'umuzu. Şimdi şu streaming dataset dashboard'da herhangi bir şey ayarlamama kesinlikle gerek yok. Veri kaynağı streaming ise data geldikçe kendiliğinden güncelleniyor. Datanın gelmesi gerekiyor. Datayı Power BI gidip hiçbir zaman bir yere sormuyor streaming dataset için. Aynen. Direct Query'de mesela biz interval veriyoruz. İşte git şu sıklıkla bak ya da importta. Öyle şey burada yok. Çünkü şeyin doğası gereği yok. Streaming datanın doğası Akan gereği. data Belki hani zaten bu. 3 gün bu. Evet, 3 gün boyunca hiçbir şey gelmeyecek. Sonra belki bir dakika içinde 3000 data gelecek. Bunu hiçbir zaman Power BI bilemeyeceği için Power BI hiçbir zaman pooling denilen metodu yapmıyor. Yani gidip de sormuyor. Daima sizin push etmeniz gerekiyor. O yüzden siz bir refresh interval vermiyorsunuz burada. Bütün kutular data geldikçe zaten güncelleniyor. Aynen, bu streaming datanın direct query'den farklarının en büyük farkı bu zaten ya. Yani akan data, refresh etmek için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Ama bahsettiğiniz konu birazdan direct query ile ilgili kısma geldiğimizde benim göstereceğim şeylerden birisi olacak. Orada var. Stream data için böyle bir şeye gerek yok. Flow haricinde bir veri kaynağı görebilir miyiz? Vaktimiz var mı Mustafa Hocam? Şöyle bir dokümantasyon açacağım. Şimdi burada veri kaynağı görmemiz çok mümkün değil. Yani daha doğrusu süre kısıtlı olduğu için göstermem mümkün değil. Şunu yapabilirsiniz. Şimdi benim deminki dataset'i tekrar açarsam. Oluşturduğum dataset'i bulursam. Webinar kişi, evet. Şu verdiği URL'e ben veri kaynağı olarak mesela PowerShell'den bir şey gönder, makinenin CPU'sunu gönderebilirim. Hatta bununla ilgili örnekler var. Ya da web sitesindeki trafiği gönderebilirim. Ama hep sizin uygulamanızın bunu göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla veri kaynağı herhangi bir şey olabilir. Sizin uygulamanız bir HTTP metodu çağırması gerekiyor. Şu URL'e istenilen formatta data göndermesi gerekiyor. Bu URL'in de data gönderme kısmında nasıl başka yani çok hızlı gösterebileceğim bir örnek aklıma gelmiyor. Sadece şundan bahsedeyim. Mesela aynı şeyi Azure üzerinde Stream Analytics ile yapmak isterseniz bununla ilgili de bir doküman var. Burada Evet. siz SQL sorgusunu çalıştırıp
Onun yine Power BI'de bir dataset'e gönderebiliyorsunuz. Ve en son yayınladığınızda bu veri canlı gözüküyor. Stream Analytics burada datayı alıp belli kaynaklardan datayı select yapıp sonrasında onu şey yapıyor. Power BI'ye gönderiyor. Yani aradaki gönderme vazifesini Stream Analytics görüyor. Ya da benim yaptığım gibi Flow kullanabilirsiniz. Flow'da veri kaynağı herhangi bir şey olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. O da önemli. Tekrar şu Flow ekranımı açayım. Şimdi ben ne yaptım? Flow'u manuel yaptım ya. Onun yerine diyorum ki normalde streaming'in doğası bu değil ama soru geldiği için göstermeye çalışayım. Bu Flow'un başlangıç noktasını manuel yapmak yerine istersem şey yapabilirim. 5 dakikada bir git şu SQL'e sorgu atla diyebilirim. Ve SQL'den gelen count'u gönder Power BI'ye de diyebilirim. Buraya gelip önce bir trigger'ımı değiştireceğim. Şöyle yapayım. Bu trigger'ın itemleri kullanıldığı için yeni bir flow oluşturma kısmında bunu göstereyim. Scheduled bir flow oluşturacağım. Diyorum ki bu sefer yine streaming dedim. Her bir dakikada bir bu flow çalışsın diyorum şu an. Ve dakikada bir ne yap diyorum? Power BI'deki şu dataset'e data gönder. Ya da onu yapmadan önce diyeyim ki SQL'e git. SQL Server'da bir sorgu çalıştır. Bakın burada bir sürü operasyon var. Ben execute SQL query diyorum. Şu sunucudaki şu database'de şu sorguyu çalıştır diyorum. Ve bir sonraki adımda gidip Power BI'ye bunu gönder diyorum mesela. Şu an ne yapacak? Dakikada bir bu sorgu çalışacak. Ve sorgunun çalıştığında sonuç gelen datayı benim yine aynı şekilde demin yaptığımız gibi datasetime datayı göndereceğim. Bu tam bir streaming örnek değil. Sanki scheduled gibi bir örnek. Ama eğer senaryom böyle olmak durumundaysa Flow'un bu özelliğini kullanabilirsiniz. Burada bir parantez. Flow'un 365'inden çıkan versiyonu yetmiyor. Ek olarak per user bir Flow lisansı almanız gerekiyor. Çok yüksek bir meblağ değil ama lisans gereksinimi olduğunu bilmeniz iyi olur. Bu tür on-prem veri kaynaklarına bağlanmak istiyorsanız, SQL gibi kaynaklara bağlanmak istiyorsanız burada bir Flow lisansına ihtiyacınız var. Soru mu var? Soru yok da bana çok sorulduğu için ben sormuş olayım. Böyle bir tetikleme mekanizması Excel dosyası için OneDrive'da veya OneDrive'da değil içinde geçerli mi? Tabii ki yine çok güzel bir soru. Ben burada şey diyebiliyorum. Bir trigger olarak SharePoint'e yeni bir dosya eklendiğinde diyebiliyorum. Veya Excel'deki şu dosyaya bak, şu sıklıkla dosyaya bak diyebiliyorum. Hı hı. Bakın mesela SharePoint ile ilgili diyorum ki yeni bir dosya oluşturulduğu zaman şu klasörde bu flow başlasın diyorum mesela. Şu an artık şu adımı sildim. Dedim ki benim trigger'ım budur. Yani SharePoint'te dosya oluşturulmasıdır. Diyorum ki bu oluştuğu anda git Power BI'da artık şeyi de kullanabiliyorum. Veri olarak oluşan dosyanın adı, oluşan dosyanın bilgileri gibi şeyleri de kullanabiliyorum. Böyle bir flow da oluşturabilirim. SharePoint olabilir, OneDrive olabilir, Gmail bile olabilir. Okay, süper. Hepsini kullanmanız nasıl? Okey, süper diyorum. Yani bu çok sorulan şeylerden bir tanesiydi. Özellikle Excel'e veri girişi yapılıyor anladığım kadarıyla. Gelen sorulardan çıkarttığım o. Excel'deki yeni kaydı bir şekilde göndermeye çalışıyorlar. Bu kullanılabilecek yöntemlerden burada mesela bir Excel tanesi. Online ile ilgili Excel Online'a bir update yapıldığında ya da Excel Online'a bakın satırları al, satır sayısını al. Mesela önce şunu yapıp Excel'deki şu Excel'deki satır sayısını oku. Sonra da buraya belki bir if koyup bir sonraki adımda şu aralara istediğiniz komutları da ekleyebiliyorsunuz. Mesela şunu kapatayım. İlla eklememi istiyor. Bir saniye. Şimdi herhangi bir şeyi neyse şimdi detayına girmeyeyim. Bu adımı geçtikten sonra aralara isterseniz if, else, şundan büyükse satır sayısı, şunu geçtiyse şöyle bir operasyon yap, yoksa Power BI'ye gönder, varsa mail at gibi kompleks senaryoları yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili Flow webinarı da izleyebilirsiniz detay merak edenler için.
Şimdi başka bahsetmem gereken bir konu kaldı mı diye düşünüyorum. Yani streaming senaryosu genel olarak bu şekilde işliyor. Ve en sonda ulaştığımız ekran size şurada da gösterdiğim gibi Power BI'da o ilk Rolls-Royce'da gösterdiğim örnek karşınıza çıkmış oluyor. Başka soru yoksa ben yavaş yavaş Halil Hocama konuyu devredeceğim. Okey, flow örneği için detaylı bir şeyler göstermeye çalıştık. Eline sağlık Mustafa Hocam. Opsiyonlardan bir tanesi de yeni bir streaming dataset oluştur kısmında Azure'du. Azure'da subscription tabanlı kullanabileceğim streaming servisleri var. IoT servisleri var. Hatta o servisler üzerine uygulama yazan arkadaşlar var. Azure'daki servislerle ilgili merak ediyorsanız bir denemenize fayda var. Yani çok fazla karışık değil aslında ama seçtiğiniz servisin ne olduğuna göre detayları değişebiliyor. Ama bu Aynen API öyle. tarafı oldukça pratik. Özellikle Flow'la birleştirildiği zaman kabiliyet birçok insanın işini görebilecek gibi gözüküyor. Bu mevcut streaming data'ya Power BI desktop'la bağlantıyı gösterme olayı da mevcut kabiliyeti arttıran şeylerden bir tanesi. Canlı datayı görüntülemek için kullanabileceğimiz yöntemlerden bir başkası da Direct Query. Direct Query Streaming Data'dan farklı. Streaming Data'da data Mustafa Hocam'ın söylediği gibi otomatik olarak zaten yeni bir veri girişi olduğunu otomatik olarak yansıyor. Ekstra hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama Direct Query Streaming Data'dan bir miktar farklı. Her ne kadar her ikisi de real time ya da canlıya yakın datayı görüntülemek için kullanılabilecek yöntemlerden olsa da. Direct Query tarafıyla da ilgili ben bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yeni gelen çünkü birkaç tane özellik var geçen ay itibariyle. Bu çok işinize yarayabilir. Power BI'ın uygulamalarında Windows Store'a girerseniz telefondan, tabletten veya bilgisayarınızdan fark etmez. Power BI'nin bir de mobile aplikasyonu var veya İstersen Windows aplikasyonu ekranını var. yansıtırsan doğrudan yavaş yavaş senin ekranına da Tamam. geçebiliriz. Share ediyorum. Ekranımı göstereceğim. Evet. Evet, Teams'i ben ilk kez kullandığım için biraz acemilik Tamamdır. Şu an geçireceğim. senin ekranına geçtik. Tamam, süper. Şunları azaltayım o zaman. Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Webinar sayfasında Power BI Meetup grubunda bir lokasyon olduğu için gelen arkadaşlar olmuş. O arkadaşlar lütfen e-maillerini iletsin. Elimizden gelen bir şey olursa mutlaka yardımcı olacağız telafi etmek adına. Karışıklık için kusura bakmayın lütfen. Şimdi canlı datayı görüntülemenin yollarından bir tanesi de Direct Query demiştik. Basit bir örnek yapayım. Şimdi herhangi bir veri kaynağından veri çekerken özellikle nizami bir veri tabanından SQL gibi, Oracle gibi temelde iki tane yöntem var. Datayı ya import ederiz ya da direct query ile bağlanırız. Import adı üzerinde hangi veri kaynağına bağlandıysak oradaki datayı kendi içine çekiyor. Bu şekilde importla hazırlanmış bir modeli Power BI.com'a publish ettikten sonra değişen verinin raporlara yansıyabilmesi için gateway'i kurmak lazım. Gateway'in de schedule refresh ayarlarını yapmak lazım. Ama bugün göstereceğimiz şey direct query. Örneğin benim lokal sunucumda kayıt sayısı 80 milyona yakın bir tablo var siparişlerle ilgili. Buna bağlantı yapacağım. Tabi bu arada şöyle yapalım. Sıfırdan get data SQL Server onu da görmüş olalım çünkü. Buradaki opsiyonlardan bir tanesi default to import. Yani veriyi üzerime çekeceğim. Diğeri direct query. Bunu işaretliyorum. Sunucumun adını yazdım. Bir saniye lütfen. Pardon. Tabanının adını yazıyorum. Query ile çekeceğim dedim. Yani doğrudan bağlantı yapacağım. Şunu da kaldıralım.
Bağlantı yaptım veri tabanındaki şu FAQ tablosuna bağlanacağım. Burada 80 milyona yakın kayıt var. Çok fazla karmaşık tablolar seçmeye gerek yok. İki tane tablo seçiyorum. Bir FAQ tablosu siparişlerle ilgili stok itemleri, ürünleri sipariş ettiğimiz bir tablo. Bir de ürünlerin kendisini. Transform data diyorum. Buraya kadar yöntem yaptığımız stepler aynı gibi gözüküyor. Çok büyük bir fark yok. Veriye bağlantı yapıyorsunuz. Sadece direct query seçiyorsunuz. Şimdi farklardan biri burada başlıyor. Biliyorsunuz Power Query, Power BI'nin kendi ETL aracı gibi bir şey aslında. Kendi veri ambarını oluşturduğumuz bir uygulama. Farklardan bir tanesi burada başlayacak. Önce tablolardan gereksiz sütunları uçuracağım. Sadece lazım olan birkaç tane sütunu seçeyim. Stock item'ı seçeyim. Order date'i seçelim. Bir de quantity'yi seçelim. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi farklardan bir tanesi şu. Şimdi Power Query tarafında bir sürü transformasyon var. Çoğunda arayüzden sağ tıkla, menüyü aç, bir yerleri tıkla şeklinde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Bazı transformasyonları Power Query desteklemiyor. Örneğin şu anki açtığım tabloda ürünler var. Ürünlerle ilgili bir tanım var. Diyelim ki bu sütundaki isimleri ben hepsini şuradan sağ tıklayıp transform et deyip büyük harfle görmek istediğimi söyledim. Hiçbir sorun, hata mesajı vesaire falan göstermedi. Çünkü bu yapabildiğim step'i destekliyor. SQL'e bunun sorgusunu gönderip tüm stock item tanımlarını büyük harfe çevirebilmeyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. O yüzden itiraz etmiyor. Ama bu step yerine ben bu transform'dan şuradaki ilk harfleri büyük yapı seçseydim bana itiraz edecekti. Diyor ki bu sorguyu ben direct query modunda gönderemiyorum. Ya bu step'i sileceksin, datanı düzelteceksin. Başka da bir şansın yok. Bunu yapmana müsaade etmeyeceğim diyor. Farklardan bir tanesi bu. Yani Power Query'deki transformasyonların hepsini desteklemeyebiliyor. Birçoğunu destekliyor. Burada belki şeyi göstermek güzel olur Halil Hocam. Biraz önceki operasyon, uppercase operasyonunu yaptığında Query'sini göstereceğim. Aynen. Sorun oysa aynen. Şimdi hangi transformasyonları destekliyor, hangilerini desteklemiyor? Bunu anlamanın yolu bir kere zaten transformasyonu seçtiğinizde biraz önce olduğu gibi mesaj veriyorsa onu desteklemiyorum demektir. Ama şu yaptığımız stepleri aslında Power Query'de oluştururken bu yaptığımız, oluşturduğumuz her bir step'in SQL sorgusunu yazıyor. Bu step'in, herhangi bir step'in sağ tık yaptığımda şuradaki View Native Query'yi görüyorsam ben, ki açtığında nizami bir SQL sorgusunu görüyorsunuz. Aslında yaptığımız transformasyonlar, bağlantılar, şekil değiştirmeler vesaire hepsi bildiğiniz bir SQL sorgusu olarak SQL veri tabanına soruluyor. Bu özelliğin adı aslında Query Folding. Eğer herhangi bir step'i sağ tıkladığınızda View Native Query'yi görüyorsanız buraya kadar olan step'lerdeki bütün her şeyi SQL sunucudan doğrudan SQL kodunu yazarak istiyor. Eğer konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz blog sitemizde bununla ilgili bir yazı da var. Query Folding nedir diye. Eğer bir veri tabanıyla çalışıyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. Çünkü sunucunun kendi gücünü kullanarak kendi dili üzerinden veriyi istiyorsunuz ve her şey çok daha hızlı oluyor. Pardon, şunu ekranlarım biraz karıştı benim. Şöyle kaldığım yerden devam edeceğim. İlk fark burada başlıyor. Bütün step'ler desteklenmiyor. Desteklemediği zaman itiraz ediyor zaten ve bunu mesajla gösteriyor. Şimdi direct query ne kadar hızlı? Bir onu test edelim. Buradaki FAQ tablosunda aşağı yukarı 80 milyona yakın kayıt var. Şöyle buradan da bir saydıralım kayıt sayısını. ...78 küsur milyon. Ciddi bir kayıt sayısı. Şimdi bu iki tabloya bağlanıp close apply deyip ben bunları buraya alacağım şimdi. Power BI desktop ekranına alacağım.
Şimdi gene farklılıklardan bir tanesi şu. Şu soldaki üst kısımda dikkat ederseniz tabloları gösteren ikon yok. Çünkü tabloları tablolara doğrudan direct query ile bağlandık ve bunun modunu ekranın en alt sağ köşesindeki şu kısımda gösteriyor. Storage mod direct query diyor. Şimdi bir 6 ay kadar olmuştur herhalde. Direct query ilk çıktığında sadece direct query vardı. Yani tek bir veri kaynağına canlı bağlantı yapabiliyordunuz. Şimdi bu özelliğe eklemeler yaptı. Aynı anda bir model içerisinde direct query ile bağlanacağınız tablolar olabileceği gibi importla bağlanılmış tablolar da olabilir. Yani kompozit model yapabiliyorsunuz. Eğer öyle bir durum olduğunda buradaki storage modda mixed diyor. Hem import hem direct query yapılarak bağlanmış tablolar varsa bir başka farklılık da import'a göre daha önce direct query ile bağlanılmış tabloların modunu isterseniz import'a çevirebiliyorsunuz. Bu tersi için geçerli değil. Yani import edilmiş tabloları ben direct query ile çalıştıracağım artık diyemiyorsunuz. Ama direct query ile bağlantı yaptığınız tabloları isterseniz daha sonra import'a çevirebilirsiniz. Şimdi ne kadar hızlı ne kadar değil onu bir test edelim. Her zaman olduğu gibi mutlaka ilişkilerimizi kuruyoruz gene. Fact tablosundaki stock item ID'ler üstünden bir ilişki var. Aşağı yukarı 80 milyona yakın kayıt var. Tablolara bir tane metrik ekleyelim. Eşittir diyelim. Basit bir sum alalım. Ne? Okay, bunun da formatını hemen şöyle yapalım. Şimdi 80 milyon kayıt. Satışlar metriğini getirdim, buraya bıraktım. Burada arka planda bir gürültü olabilir, kusura bakmayın. Getirdi, stok tablosundaki kırılımlara göre, örneğin renge göre, markaya göre bir grafik çizdirmeye çalışalım ve hızı görelim. Rengi düşürüyorum. Bakın ekranın şurasında dönmeye başladı. Şu an sorgu gönderiyor veri tabanına SQL'e ve hesaplama yapmaya çalışıyor ve yaptı. 80 milyon kaydın aşağı yukarı geliş süresi bu. Şimdi buraya bir tane slicer ekleyeyim ben. O da marka olsun. Burada bir seçim yapacağım zaman Power BI desktop'ta veya bunu publish ettiğinde hiç fark etmez. Yaptığımız her bir seçimin sonucunu gördüğünüz gibi dönmeye başladı burası. Sunucudan canlı canlı soruyor. Şimdi şimdi büyük bir model olduğu zaman ya da şöyle başlayayım cümleye. Direct query'yi ben genellikle önermiyorum diyorum. Eğer son 5 senenin datası üzerinden bir analiz yapacaksanız import daha mantıklı diyorum. Ama son bir ay içerisinde, bugün, son bir hafta içerisinde hangi açık siparişlerimiz var? Ya da kalite kontrolcüsünüz, sürekli bir veri girişi oluyor. Belli aralıklara düşüp düşmediğini merak ediyorsunuz aslında. Bu tür işlemler için direct query çok efektif bir şekilde kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Şimdi ama model içerisinde görsellerde çok fazla sayıda görsel olduğu zaman şöyle bir şey düşünün. Ben burada bir tıklama yaptım. Arka tarafa sorgu gönderdi. Buradan bir seçim yaptım. Arka tarafa bir sorgu gönderdi. Eğer buradaki görsel sayısı gittikçe artmaya başlarsa şöyle kopyalayalım. Orada da şunu yapalım. Buradaki görsel sayısı artmaya başladıkça göndereceği sorgunun ağırlığı da artmaya başlayacaktır. Bu hareketi tetiklemenin ya da bu davranışı değiştirmenin bir yolu var. Default'unda ne bir seçim yaptığımız zaman her şey değişiyor. Ama Power BI'daki opsiyonlara gelirseniz yerinde doğru bir şekilde bulacağım umarım. Şuradaki Current File'da Query Reduction kısmında birkaç tane opsiyon var. Diyor ki Slicer'larda bir seçim yaptığım zaman otomatik olarak direkt yaptığım seçimin sonucunu göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Böyle bir ayar. Bu ayarlarla oynayarak şey yapabilirsiniz.
Buraya bir sürü slicer koyduğunuzda Northwind'i seçtim, markadan bunu seçtim, renklerden bunu seçtim. Hepsini bir anda göndermek istiyorum. Buradaki opsiyonları değiştirerek yapabilirsiniz. O default davranışı değiştirebilirsiniz. Bütün Burada bir slicer'larda... ufak bir şey daha söyleyeyim, workaround daha. Ya o özellikleri kullanabilirsiniz ya da şunu yapabiliyorsunuz bazen. Bir ilk sayfa koyuyorsunuz. Bu sayfada filtreleri kullanıcı seçiyor. Sonra oraya bir buton koyuyorsunuz. Sonuçları göster Aynen. diye. Ve Aynen. o butonla diğer görselleri visible yapıyorsunuz. Ya da diğer sayfaya atıyorsunuz kullanıcıyı. Diğer sayfada sonuçları görüyor. Böylece delay koymuş oluyorsunuz. Yani bilerek yavaşlatmış oluyorsunuz. Niye? Kaynak sisteme yük binmesin, sürekli filtre göndermesin diye. Aynen. İki yöntem de uygulanabilir. Aynen. Birkaç sayfada birden fazla görseliniz varsa kullanılacak filtreleri zaten daha en başında set edip bütün sayfaları uygulamakta fayda var. Defalarca sorgu göndermemenin yollarından bir tanesi bu. Bir taraftan notlarıma bakıyorum önemli şeyleri kaçırmayayım diye. Şimdi bu ne kadar hızlı? Şuraya da bir renklerle ilgili slicer koyalım tekrar. Bu oldukça hızlı. Şimdi buradan bir seçim yapalım. İki tane seçim yaptım. Ortalama 70 milyon kaydı. Filtrelemesi, süzmesi 7-8 saniye falan sürdü. Şimdi oldukça tatminkar biriz ve bu modeli buluta bastığımda ve gateway ayarlarını yaptığımda da 3 aşağı 5 yukarı aynı hızı göreceğim. Eğer internet bağlantısında vesairesinde herhangi bir şey yoksa, sıkıntı yoksa oldukça hızlı denilebilir. Bu arada bir soru gelmiş. Chart oluşturulurken gelen sorguyu görme imkanımız var mı diye. Burada Performance Analyzer sekmesini açarsak bir aynen tabından. Onu da açacağım. Şimdi 5 saniye 6 saniye sürüyor diyoruz ama ne kadar sürdüğünü, kimin ne kadar çalıştığını görmek için buradaki View tabından Performance Analyzer'ı açabiliriz. Şimdi bir refresh yapmaya kalktığımda şurada start recording'de de basayım ya da slicer'dan herhangi bir şeyi seçmiş de olabilirim. Şurada görebilirim hangi metrik ya da hangi slicer ne kadar sürüyor çalışması, ne kadar sürüyor hesaplama yapması. Burada görüyor olabilirim. Şurada sorgusunun ne kadar sürdüğünü, detaylarını da almak mümkün. Burada copy query diye bir şey var. Satışlar renge göre satışların çalışması için arka tarafta gönderdiği sorgunun ne olduğunu buradaki performans penceresindeki bu özellikleri kullanarak şey yapabiliriz, alabiliriz. Okey, notlarıma bakıyorum. Burada şöyle de bir şey var. Bu webinarda onu gösterme şansımızın olacağını çok zannetmiyorum vakitten dolayı ama bir başka webinarın mutlak konularından bir tanesi bu olacak muhtemelen. Gene bir 5-6 ay oldu. Hatta biraz daha fazla da olmuş olabilir. Özellikle bu canlı bağlantı yapmak istediğimiz tablolarla ilgili aggregations diye bir şey çıkardı Microsoft. Aggregations her seferinde teker teker sorgu göndermek yerine burada tanımladığınız aggregationlar üzerinden ki bildiğiniz aslında SQL'deki işte gruplama gibi toplam alma gibi matematiksel işlemleri yapabildiğiniz bir şey ve bu aggregationlar öncesinde hesaplandığı için bu aggregationlar üzerinden çalışan raporların büyük kısmı ya da büyük çoğunluğu veri kaynağına tekrar her seferinde soru sormuyor. Sorgu göndermiyor. Buradaki aggregationları kullanarak çalıştırıyor. Bu başlı başına ayrı bir webinar konusu. İnşallah bir dahaki sefere buraya da girmiş oluruz. Şimdi bir sayfa daha yaratacağım. Bunun da amacı başka olacak. Sayfayı duplike ediyorum. Şuradaki görsellerden bir tanesini de tree map olarak değiştireceğim. Okey. Şunu bir kaydedeyim. Şimdi yeni gelen özelliklerden bir tanesi ne? Daha geçen ay geldi. Özellikle canlı bağlantı yaptığımız veri kaynaklarından hiçbir şey yapmadan sayfayı nasıl güncelleriz? Şöyle güncelleyebiliriz. Şunları bir kaldıralım.
Direct Query ile bağlantı yaptıysanız sayfanın rapor sayfasının özellikleri içerisinde şuradaki fırça tabına geldim. En altta bir şey var. Şunu da biraz büyüteyim. Page Refresh diye bir şey var. Bunu on yapıyorum. Detaylarına bakalım. Diyorum ki ben bu sayfayı 10 saniyede bir güncellemek istiyorum. Seçtim. Pardon, şu sayfa için yapmıştık. Şimdi bakalım. 10 saniye için güncelleyeceğim dedim. Bir 10 saniye kadar beklediğimizde ne oluyor? Dönmeye başladı. Hiçbir şey yapmadığım halde veri kaynağından tekrar verileri otomatik olarak soruyor. Şimdi çok sık sorulardan bir tanesi biz raporları yapalım kendiliğinden değilsin. Kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi bu olabilir. Yani direct query ile bağlantı yaptıktan sonra hangi sayfanın refresh edilmesine ihtiyacımız varsa o sayfanın fırça tabındaki özelliklerinden page refresh'i açıp buradaki duration'ı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Güzel haber şu, Power BI Desktop'ta 1 saniyeye kadar indirebilirsiniz bu süreyi. Kötü haber mi diyeyim bilmiyorum. Bu modeli buluta bastığımızda eğer Power BI Pro lisansınız varsa, Premium lisansınız yoksa buradaki olabilecek minimum süre 30 dakika. Yanlış söylemedim değil mi Mustafa Hocam? Yanlış hatırlıyor olabilirim belki. Evet, şu anda 30 dakika sunulan süre. Sadece Premium'da bunu saniye, 1 saniye, 2 saniye istediğiniz sıklığa indirebiliyorsunuz. Pro'da 30 dakika gibi bir limit var. Aynen. Bu Pro lisansının özelliklerini biraz fazla kısıyor gibi geliyor bana Microsoft ama keşke yapmasa. Ama opsiyon kısmıyor buysa... da diğer tarafa yani yeni mevcut özellikleri değiştirmiyor. Yeni gelen özelliklerin bazılarını o tarafa sunuyor. Bunun da şöyle hani diğerine push etmek olarak ben bunu net algılamıyorum. Çünkü bütün kullanıcılara böyle bir feature verdiğinde Microsoft'un da sonuçta bir kapasitesi var orada sunduğu. Evet, evet, bir sunucusu evet. Var. Sunucusunun kitlenme ihtimali çok yüksek. O yüzden diyor ki bunu hatta Premium'da sunduğunda bile şöyle sunuyor. Admin karar versin diyor. Çünkü evet. Bu bahsettiğimiz operasyon ciddi yük getirebilecek bir operasyon. Hem database'e hem Power BI'ye. Birisi yanlışlıkla saniyede bir raporu açık bırakıp gitse... Ve onun yüzünden sürekli sistemler şişmeye başlasa ciddi bir konu. O yüzden herkes açısından sorumluluğu kendi üstüne de almıyor tabii ki. Diyor ki premium alırsan da kendi sunucun zaten. Kendi sunucun üzerinde istediğin gibi zaman aralığını belirle diyor. Pro'da da belki bir süre sonra kullanım sıklığına bakarak, insanların ne kadar yüklendiğine bakarak o limiti düşürürler diye düşünüyorum. Ama aynen, o dashboard doğrudan düşük bir limitle çünkü. Girmeleri Microsoft açısından da riskli. Hani birisi dediğim gibi 10 tane raporu aynı anda açıp hepsini 1 saniye aralığa koyarsa bu bütün veri, hem veri kaynakları arasından hem de uygulama açısından ciddi bir şey olur. Hani DDoS atak gibi bir şey olur. O yüzden birazcık limitli geçenlerde de yedik zaten şimdi. Galiba Türkiye'de bir sürü yere saldırdılar. Her neyse konu dışı. Ama şeye katılıyorum yani saniye başına bir veriyi kontrol etmek büyük bir yük bindirebilir. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa streaming data'yı kullanmak daha mantıklı. Aynen, aslında bugünkü zaten o anlatma sebebimiz de oydu. Bu tür canlı akması gereken datalar varsa streaming'i daha çok öneriyoruz. Ama bazen şey oluyor, data tablo olarak SQL'de birikiyor ve monitoring yapmak istiyorsunuz. Çok da kompleks bir data yok, sorgu zaten hızlı çalışıyor. Belki zaten database'de 1000 satır var, 3000 satır var. Saniyede bir de bu özelliği kullanarak refresh yapabilirsiniz. Ya desktop'ta yaparsınız ya da şey tarafı. Yani burada dakika seviyesinde değişiklikler daha mantıklı. Ama desktop'u kullanacağım derseniz de şöyle yapabilirsiniz. Yani bütün ekranları, bütün tabları olabildiğince küçültüp şu ekranı kullanıyor olabilirsiniz. Yani çok da şey sayılmaz. İşlevsiz sayılmaz. Hatta burada Zoom'da yapılabilir. Zoom eklentisi, senin de kullandığın eklentiyi kullanarak belli bir düzeyde zoom yapıp monitöre yansıtmanız mümkün isterseniz. Aynen öyle. Yani bu otomatik refresh gayet faydalı. Saniye başı çok kısa olur. Onun için zaten streaming data daha uygun. Ama desktop'ta bile isterseniz çok sık aralıklarla datayı güncellemek mümkün olabiliyor. Desktop tarafı için başka anlatmam gereken önemli bir şey var mı diye bakıyorum bir taraftan.
Kalmadıysa buluta basıp oradaki farklılıklardan bahsedeceğim. Aynen. Zaman da yavaş yavaş dolmuş. Evet. Toparlayalım istersen. Okey. Şunu bir save edip publish edeceğim. Power BI Türkiye'de bir çalışma alanım var. Oraya publish ediyorum. Şimdi Direct Query ile bağlantı yaptığımızda değişen veriyi okuyabiliyor olması için her halükarda bir bizim gateway'e ihtiyacımız var. Gateway'e ihtiyacımız var derken şuradan açalım. Domaininize, tenantınıza bir gateway kurmuş olmanız lazım. Direct Query'de kullandığınız veri kaynakları arka tarafta mutlaka belirtiyor olmak lazım. Ama gateway'i kurduktan sonra bunun schedule ayarlarını import modunda olduğu gibi sıfırdan yapmaya gerek yok. Çünkü zaten bu direct query ve herhangi bir rapor sayfasına gelip bir seçim yaptığımız zaman göstereceği sonucu zaten doğrudan sonucudan istiyor. O yüzden scheduled refresh'e gerek yok. Gateway'e gerek var ama scheduled edilmesine gerek yok. Farklılıklardan bir tanesi import moduna göre şu. Özellikle raporlar üzerinden bir dashboard oluşturduğunuz zaman hemen oluşturalım şuradan. Diyelim ki dashboard'da ben şu görseli görmek istiyorum. Dashboard oluşturduğunuz zaman şöyle bir farklılık olacak. Bu dashboard ekranında görmek istediğiniz bütün her şeyi koydunuz ve full screen ekranda yansıtıyorsunuz diyelim. Buradaki görsellerin bir keşi var arka tarafta çalışan. Her defasında gidip sormuyor ve cache süresi dataset altındaki dataset ayarlarındaki şuradaki scheduled cache refresh kısmından ayarlanabilir. Yani dashboard'a görmek istediğiniz her şeyi koyduktan sonra ben o dashboard'un minimum olabilecek süre bu. 15 dakikada bir güncellenmesini istiyorum diyebilirsiniz. Import moduna göre farklılıklardan bir tanesi bu. Bu opsiyon çıkabiliyor olması için modelinizin sadece ve sadece direct query modunda olması gerekiyor yalnız. Mixed modda veya import modda bu çıkmayacaktır. Bunu gösterdik. Birkaç şey daha var. Özellikle ekranda değişen datayı görüşelim kısmı için, görelim kısmı için. Şimdi Power BI uygulamalarında bir Power BI Desktop var. İster dosyasını download ediyorsunuz, ister marketten indiriyorsunuz. Bir de Power BI'nin mobil aplikasyonu var. Windows aplikasyonu var marketten indirebileceğiniz. Şimdi bu mobil aplikasyon özellikle bu dashboardları gösterme, raporları bir büyük ekran bir şeyde gösterme konusunda çok daha pratik olabilir. Çünkü şöyle bir ayarı var. Şu an açılan ekran Power BI Windows Application. Desktop'tan bahsetmiyorum. Windows Application. Burada şu yapılabilir. Örneğin çalışma alanlarından biraz önceki bu publish ettiğimiz modelin raporlarını görmek istiyoruz diyelim. Bir saniye publish etmedik mi? Ha, dashboard'a bakıyorum pardon. Power BI Türkiye. Tekrar publish edeceğim. Ya da şunu kapatıp açayım. Muhtemelen ondan da yapmış olabilir. Power BI mobil aplikasyonunu tekrar açıyorum. Power BI Türkiye. Biraz önceki rapor geldi. Bu rapor direct query olarak çalışıyor. Şu an göstereceği her şeyi lokal database'den okuyacak. Şimdi bir ekstra bir şey var. Presentation mode diye bir şey getirdi. Data bir gelsin. Tabii 80 milyon kaydı getirmesi internet hızına bağlı olarak da çok uzun sürmüyor ama çok kısa da değil. Importla karşılaştırdığımız zaman. Buradaki bahsedeceğim şey de şu. Gelmesini bekliyorum ekranların. Aynı anda hem Teams hem bu olunca biraz kastı zannedersem. Geldi. Şimdi bunu full screen'e aldığınız zaman şurada en altta bir start slide show diye bir buton var. En altta. Full screen yaptığınızda
Şuradaki Start Slideshow. Şimdi bunu çalıştırdığınız zaman rapor sayfaları süresinin de sizin ayarlayabildiğiniz şekilde otomatik olarak geçiş yapacak. O süreyi nereden ayarlıyorsunuz? O süreyi buradaki ayarlardan, şuradaki options'tan, slideshow transition frequency'den, şu 5 dakika değil de örneğin 5 saniye yapayım. Aynı rapora geri döneceğim. Full screen modda açıyorum. Bunu da çalıştırıyorum. 5 saniyede bir sayfalar otomatik olarak dönecek, rotate edecek. Ve her bir dönüşünde model direct query ile olduğu için de otomatikman güncellenmiş veri buraya akacak. Özellikle büyük ekran bir şeyden ben göstermek istiyorum diyorsanız en kullanışlı yöntem bu olabilir. Hiç uğraşmıyorsunuz. Eğer Chrome üzerinden yapacağım derseniz ekstra bir takım işte extensionlar vesaireler falan kurmak gerekebiliyor. Burada 5 saniye biraz kısa kaldı. Çünkü evet. Direct query biraz uzun sürüyor. 10 saniye yapsak datada akmaya başlar. Play alttaki şeye basarsan. Zoom'la birlikte neyse, kullanınca. Sıkıntı değil. Her neyse bu, opsiyonlardan bir tanesi bu ve bana sorarsanız en pratiği bu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direct query ile yapın. Presentation modda görmek istediğiniz bütün her şeyi raporlara yazın. Makul bir süre verin. Ekranlar kendiliğinden değişsin. Bir tane de hack yöntemi var. Bu son bugün göstereceğim şey. Sonra kapatalım. Epey geçtik zaten. Şimdi import modunda datayı güncellemenin tek yolu işte gateway'i kurduktan sonra schedule etmek diyorum. Yani şu saatlerde güncelle. Arkadaşım biri, ben bulduğum sayfanın adresini bulamadım ama şöyle bir yöntem şey yapmış. Muhtemelen Power BI Internal Development Team'indeki birinden bu ipucu. Gateway'i kurduğumuz zaman şu folder'a uygulamayı kuruyor ve orada şu isimde bir şey var. Bir dosya var. Microsoft.Power BI Data Movement falan falan diye giden. Bu bir config dosyası. Bu folder'daki. Bu config dosyasında şöyle bir ayar var. Stream before request completes vesaire diye. Buradaki false değerini true yaptığınız zaman gateway bir şekilde datayı gene internet hızınıza ve makinelerinizin gücüne bağlı olarak hiç bekleme yapmadan powerbi.com'a gönderiyor. Yani o yarım saatleri, minimum yarım saatte olan schedule ayarlarını bile bununla düşürmek mümkün. Ama tabii bu bir dokümante edilmemiş bir özellik. Yarın bir gün çalışmaya devam edeceğinin garantisi yok. Ama import modunda da mümkün mertebe güncel veriyi çekelim derseniz bu hack yöntemini kullanıyor olabilirsiniz. Ben isimleri tekrar açayım. Video kaydında net bir şekilde gözüksün diye. On-prem'i Data Gateway'i kurduğumuzda böyle bir folder altında bu dosyadaki şu ayarı, false ayarını true'ya çevirmek gerekiyor. Okey, benim de anlatacaklarım bu kadar. Mustafa Hocam senin var mı eklemek istediğin? Yok başka, ağzına sağlık. Başka katılımcıların da sorusu yoksa bitirelim. Herkese teşekkür ederiz katılımları için. Aynen. Bir sonraki webinarda buluşmak üzere. Hatta bir sonraki webinarla ilgili konu taleplerini de yazabilirsiniz çıkmadan. Neyi görmek istiyorsunuz en çok? Oradan gelen taleplere göre bir sonraki webinarı biz de organize etmeye çalışalım. Bunun için mail atabilirsiniz. Şimdi yorum da yazabilirsiniz. Çünkü anlatılacak konu sayısı hakikaten çok fazla. Bu arada bir soru gelmiş. Şimdi gördüm. Butonla ilgili o şey... Filtre sayfası oluşturup filtreyle başka sayfaya gitme kısmını sormuşlar. Butonla da alakalı zaten. Bir sayfa oluşturduğunuzu düşünün. SSRS gibi içinde sadece slicer'lar var. Sonra o sayfaya bir buton koyuyorsunuz. O butonun görevi kullanıcıyı bookmark'la başka bir sayfaya götürmek olabilir. Ya da aşağıda normalde visible olmayan, hide olan bir tabloyu göstermek olabilir. Aynen. Butonla bu operasyonu yaptığınızda önce filtreleme yapıp sonra sonuçları görmüş oluyor kullanıcı. Sayfalar arasında da yapabilirsiniz. Sync Slicer yöntemiyle slicerları iki tarafta senkronize edip ikinci sayfada filtreleri gizlerseniz bu şekilde
Hem veriyi filtreleyip hem de çok fazla sorgu götürmeden sistemi çalıştırmak mümkün. Aynen, bookmarklarla ilgili daha önce yaptığımız bir webinar kaydı var zaten. Nasıl kullanacağınıza ilişkin oraya da bakıyor olabilirsiniz. İşinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Başka soru var mı? Yok gibi gözüküyor. Mustafa Hocam eline sağlık, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür Steam ederim. Data Senin de kısmı ağzına hakikaten sağlık. Çok güzel bir şey. Kurcalamak lazım. Çok da zor değil. Peki. O Okey. zaman İstersen sen yayını kapat. bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Herkes kendine iyi baksın. Bir dahaki webinarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.